Merhabalar. Bugün 9-12 yama notlarında Mordekaiser'den konuşacağız. 3 tane de yeni kostümümüz var ama odamız daha çok Mordekaiser rework'ı olacak. Mordekaiser rework'ı dışında Wukong ve Malphite değişiklikleri hatırlarsınız bir önceki videodan tekrardan eklendi ama odam tabii ki Mordekaiser olacak. Diğer şampiyon değişiklikleri sadece Malphite ve Wukong değişikliklerinden ibaret. Daha doğrusu tekrardan eklenen rework çalışmasından ibaret bir tane başka bir şampiyon değişikliği var. Fakat diğer eklenen Wukong ve Malphite değişikliklerinde de herhangi bir yenilik söz konusu değil. Yani bir önceki seride bahsettiğim değişikliklerin hepsi şu an içinde geçerli. Aşağıya timestampleri koyacağım. Oradan istediğiniz kategoriyi, istediğiniz anlatıma sıçrayabilirsiniz. Önceliğim tabii ki kozmetikler olacak. Adeti bozmayacağım. 3 tane yeni kozmetiğimiz var. 3 tane yeni kostümümüz var daha doğrusu. Bunlardan biri Dark Cosmic Jean. 1820 RP'ye satılabilecek. Store'da yerini alacak. 812, 912 ile beraber ve Legendary olacak. Efsanevi bir kostüm olacak. Hemen şuradan bir Special Interaction görmek istiyorum. Özel bir ses var mıdır? Evet, özel ses dosyalarda mevcut, yenilenen bir ses paketi de var. Ondan sonra Darkstar Karma 1350 RP'ye satılacak. Oldukça kozmik duruyor. Yani kozmik dememin sebebi Karma'nın zaten spiritüel bir güce sahip olduğu biliniyor. Ve şu mantra oturuşu galiba, tam emin değilim. Bu splash art'ta çok tatlı olmuş. Karma'nın zaten kendi şampiyon konseptiyle güzel oluşturulmuş. Görsel dosyaları varsa görsel ses dosyaları var. Yeni ses dosyaları da varmış ama şu an daha yapım aşamasındaymış. Muhtemelen bu akşam ya da yarın akşam ya da bu hafta içerisinde yüklenecektir diye tahmin ediyorum. Aynı özellik Sheiko için de geçerli. Yeni görsel kostüm özel görsel değişiklikler, dokular var, yeni ses özellikleri var ve aynı zamanda yeni seslendirmesi de mevcutmuş. Darkstar Karma ve Darkstar Sheiko 1350 RP'ye store'da yerlerini alacak. Tabii bu kostümlerin bir de kromaları olacak. Beklenen bir şey bu zaten. 8 tane kroma Karma'ya geliyor, 5 tane ve LPP Sheiko'ya geliyor. 4 tane kroma da Dragon Slayer Braum'a geliyor. Biraz geç kalınmış olsa da Braum için. Bu LPP denilen şey League Partnership Program galiba. YouTuberlarla League of Legends arasındaki partnerlik. Biliyorsunuz belli zamanlarda giveaway falan verebiliyorlar. Bu kostümleri, emotları ya da ikonları hediye edebiliyorlar. LPP'den kasıt bu. Bunların yanında tabii 3 tane de şampiyon diyorum. Bu kostümler için tasarlanan, dizayn edilen sihirdar simgeleri var. Dark Cosmic Jean, Darkstar Sheiko ve Darkstar Karma. Bunlar da RP üzerinden alınabilecektir. Bunun yanında Amumu, Lulu, Tryndamere, Ziggs için de oyun içinde daha oynanışını güncellemeye yönelik bir çalışma olarak yetenek setlerinin sadece görsel partikülleri yenilendi. Bunları da YouTube'a işte Tryndamere VFX Update ya da Ziggs VFX Update yazarak bulabilirsiniz. Ve başlıyoruz. Şimdi Mordekaiser'in temel özelliklerinden bahsedeceğiz. Taban MR'ı 32'ymiş. Oldukça iyi, oldukça standardın üzerinde. Çünkü normalde 27-28 arasında değişiyor şampiyon averajında. MR artışı 1.5'miş. Güzel. Taban ADC 65. Oldukça iyi bir bruiser için, top lane için. AD artışı seviye başına 4'müş. Bu nerflenebilir ileride. Hatta şimdi normal sunucular 9-12 ile gelmeden evvel de nerflenebilir. Hala da test aşamasında buradaki değerlerin hiçbiri %100 live serverları gelecek diye bir şey yok biliyorsunuz. Taban armoru 39'muş. Oldukça yüksek, oldukça güçlü, beefy. Armor artışı 4'müş. Bu da çok OP. Tabancanın 575.
Can artışı 90'mış. Can artışı ideal fakat tabancanı biraz daha üzerinde oynanabilir diye tahmin ediyorum. Seviye başına aldığı can iyileştirme 0.15. Taban hareket hızı 335. Taban saldırı hızı 0.6.25. Yani 6.5. 0.6. 6.5'a tamamlamak zor. Attack speed dedik. Seviye başına aldığı attack speed artışı 1'miş ve auto attack range'i yani normal düz vuruş saldırı menzili 175. 175 olmasının nedeni de şuna bağlayabiliriz. Zaten Colossus oldukça heybetli bir şampiyon Mordekaiser ve elinde tuttuğu Mace'in de boyutunu düşündüğünüzde 125 ya da 150 tutmak biraz 150 belki ideal olarak düşünülebilirdi fakat en az 200 olur diye tahmin ediyordum. Riot bunu 175 diye tasarlamış. Şimdi pasifine geçiyoruz. Biliyorsunuz daha önceki videoda bahsetmiştim. Pasif özelliğinin sadece anlatımı, tooltipi yani ipucu ipucuları paylaşılmıştı. Daha önce Riot tarafından herhangi bir skill cap değeri paylaşılmamıştı, aktarılmamıştı. Bunun için de PBE'yi beklememiz gerekiyordu. PBE'ye geldiği için artık elimizde tüm değerleri, tüm verileri var. Şimdi şöyle, rakip bir şampiyona 3 başarılı düz vuruş ya da skill tutturduktan sonra Mordekaiser bir saldırı diyorum, hareket hızı kazanıyor. Hareket hızı şöyle, 1 ve 6. seviye boyunca, yani 1 ve 6. seviyede sadece update edecek kendini %5 ve %10. Aynı zamanda bu 3 başarılı saldırıdan sonra Mordekaiser eski W'sunu düşünebilirsiniz. Daha doğrusu şimdiki W'su. Nasıldı? W'yu aktive ettikten sonra etrafınızda dönen böyle bir metal parçacıkları vardı ve bunlar etrafınızdaki birimlere hasar veriyordu. Bu yeni pasif oldu. Şöyle, 3 vuruştan sonra bu metal parçacıklar kendini aktif edecek ve seviye başına 10, 36 artı %30 sahip olduğu AP ve bir muhtemelen %1, %2, %3, %4, %5 ve %6, 1, 3, 6, 10, 13, 16. seviyede kendini scale edebilen bir maksimum can üzerinden hasar verme potansiyeli var. Yani işin Türkçesi şöyle daha basitleştirilmiş şekliyle. Siz bir rakip şampiyona 3 vuruş yaptıktan sonra başarılı 3 combo diyelim. Kombonuzu gerçekleştirdikten sonra hem hareket hızı kazanıyorsunuz %5 ve %10 kendini 1 ve 6. seviyede update ediyor. Aynı zamanda 1, 3, 6, 10, 13 ve 16. seviyede kendini update eden maksimum can üzerinden hasar veren bir kalkan örtüsü. Yani kalkan örtüsü değil, metal örtüsü kazanıyorsunuz. Bu Morden'in eski W'su gibi. Oldukça güçlü gözüküyor pasifinden ötürü. Çünkü maksimum HP üzerinden hasar vermek özellikle de ilk seviyelerde bu %1'lik %2 olsaydı şayet zaten 3. seviyeden itibaren %2 oluyor. Bu büyük bir güç artışı, büyük bir güç potansiyeli Mordekaiser için. Bu yetenek normal sunucuları gelmeden nerflenebilir. Bazı yenilikler alabilir. Örneğin 1, 3, 6. seviye diye yerine direkt 1 ve 6. seviye olur. Ve bu seviye arasını da flat bir değer olarak %2 tutarlar. %2 ile %1 ile %3'ü ekarte ederler gibi gibi. Tabi üzerinde daha konuşulacak, üzerinde daha değişiklikler devam edecek. Ve şunu da bahsedeyim. Morden'in düz vuruşları %40 bonus magic damage veriyor. Yani düz vuruşlarınız rakibe %40 ilave büyü hasarı veriyor. Bu pasif yeteneği. Q yeteneği şöyle, bedeli yok zaten şimdiki halinde bedeli yok, can üzerinden konsüm ediyordu bazı skilllerini yanlış hatırlamıyorsam ya da Vladimir'le karıştırıyor olabilirim. Ama bu yeteneklerin herhangi bir bedeli olmayacak. Q yeteneği şöyle 9 saniye 7.5 6 5.5 yuvarlıyorum ben ve 4 saniye bekleme süresi varmış. Oldukça yani son seviyelerde oldukça spamleyebileceksiniz ve muhtemelen maxlayacağınız ilk yetenek Q yeteneğiniz olacak sizin. Morden'deki Mace'i yere vurarak 75, 95, 115, 135, 155 artı %60 AP artı seviye
bazlı elde ettiği seviyesine göre scale olan bir magic damage veriyor bir alana, araya. Fakat tek bir hedefe kullandığınızda siz bu alan yeteneğiniz diyelim. Bu vereceğiniz hasar yüzde olarak %20, %125, %120 pardon, %125, %130, %135 ve %140 daha güçlü olacak. Daha bonus bir hasar verecek. Yani bu daha önce de söyledim. Kartus'un Q'su gibi. Kartus'un Q'su nasıldı? Hortlakmayın. Birden fazla hedefe tutturduğunuzda atıyorum 65 hasar veriyor. Tek bir hedefe tutturduğunuzda 175 hasar veriyor ve crit özelliği oluyordu. Yani critle beraber bu zaten kendini daha upscale edebiliyor. Bu yetenek de muhtemelen böyle olacak. Crit özelliği bulunacak mı bundan emin değilim. Böyle bir detaydan bahsetmemiş Riot. Fakat tek bir hedefe vereceğiniz hasarda, tek bir hedefe daha doğrusu uygulayacağınız alan hasarınızda sizin gücünüz %120'den %140'a kadar arttırılıyor. Bu eski Q'sunun 3. haline, yani 3. vuruşuna benzetilebilir. Yani eski Q'sunu, daha doğrusu şimdiki Q'sunu biraz daha update etmişler. Skill shot yapmışlar. Çok güzel olmuş. Ben en hoşuma giden detay zaten Morden'in bir skill shot'a sahip olmasıydı Q yeteneği üzerinde. W yeteneği. Bunun da bedeli yok. 14, 13, 12, 11, 10 saniye bekleme süresi. Ben bunun bir 20-28 saniye arasında olacağını tahmin ediyordum bekleme süresinin. Fakat alacağı hasar absorbesinin zannedersem yeteneğin beklemede olduğu süre boyunca geçerli olacağını düşündüğünüzde bu 20 saniyelik özellik, 20 saniyelik bekleme süresi Morde için ölüm olabilir diye düşündüm sonradan. Şöyle ki Morde verdiği hasarın ve aldığı hasarın %30'un kadar üzerinde tutuyor. Yani arkada bekletiyor, cebine koyuyor bu hasar absorbesini. Ondan sonra yeteneği aktif ederek kendini bir kalkan durumuna getiriyor ve 40, 42.5, 45, 47.7 ve 50 yüzde, tabii bunlar yeteneğin, daha doğrusu aldığı hasarın muhtemelen %40'ı, %45'i ve %50'si kadar kendini iyileştirebiliyor. Yani bu şöyle düşünebilirsiniz. Hasar veriyorsunuz, savaştasınız, çatışmadasınız. Canınız da azalıyor. Üzerinizde iki kişi var diyelim. Siz verdiğiniz hasarı ve yediğiniz hasarı üzerinizde tutuyorsunuz. Yani backbarınızda diyelim bunu. Bekletiyorsunuz böyle ki kullanıp heal basacaksınız. Kullandıktan sonra, daha doğrusu kullanırken, kullanmadan evvel üzerinizde böyle bir kalkan oluşuyor. Ve siz bu kalkanı Tahm Kenshin'in E'sine benzetebilirsiniz. Geçici bir kalkan bu. Siz ne zaman ki yeteneği aktif edersiniz kalkan kayboluyor ve kalkanın işte %40'ı, %45'i ve %50'si kadar, ara birimleri okumuyorum, kendinizi iyileştirebiliyorsunuz. Yani self healing var. Oldukça güzel. Spellwomp bunda efektif olmayacaktır muhtemelen. Aklıma böyle bir detay geldi. Zaten efektif olması saçma olur. Çok saçma bir argüman oldu. Evet. E yeteneğine geçiyoruz. 24 saniye, 21, 18, 15 ve 12 saniye. Son seviyede oldukça kısa, ilk seviyede oldukça yüksek. Az önce yukarıda bahsettiğim o 20 saniyelik kuralı Riot E yeteneğinde kullanmış. Pasifi, evet, bahsettiğim gibi daha önce de tahmin etmiştim. Muhtemelen %5, %1, %3, %6, %12, %20 civarı olur diye tahmin ediyordum. Pasifi şöyleymiş. 5, 10, 15, 20 ve 25 Magic Penetration kazanıyor. Bu yetenek de ileride nerflenebilir. Hatta çıkmadan evvel nerflenebilir. Çünkü tahmin ettiğim gibi ilk seviyelerde yüksek başlıyor ama son seviyelere doğru, pardon, ilk seviyelerde düşük başlıyor, son seviyelere doğru artış gösterir diye tahmin ediyordum ben. Fakat sabit bir değer olarak 5, 10, 15, 20 kuralından gitmiş Riot. Bakalım bu yeteneğin pasifi ne şekilde elden geçirilecek ileride. Çünkü
üçüncü seviyesinde olduğunuzu varsayalım. Üçüncü ya da ikinci seviyede update ettiğinizde, güçlendirdiğinizde bir 7. 8. seviye olduğunuzu varsayalım. Eğer üzerinizde bir Sorcerer Boots varsa o da yanlış hatırlamıyorsam %15 ya da artı 15 Magic Penetration veriyor. Onunla beraber %10'luk bir ilave Magic Penetration da muazzam bir güç kaynağı sizin için. Bu arada erken seviyede de bot alabilirsiniz Mordi için. Bu yeteneğin pasifiyle beraber daha güçlenmek için lane'de daha dominant bir oyun sergilemek için erken seviyede. Aktif özelliği de şöyle, ileriye atılan bir pençe atıyor, ölümcül bir pençe işte bu ve öndeki tüm rakipleri kendine doğru çekiyor. Tüm rakipler değil mi? Evet, tüm rakipler. Swain'den tek farkı Swain tek bir rakibi kendine çekiyor. Mordekaiser bütün rakipleri kendine çekiyor. Bu minyon olabilir, şampiyon olabilir ya da orman kampındaki monsterlar olabilir. Hasar da şöyle 80, 95, 110, 125, 140 artı sahip olduğu AP'nin %60'ı. Ve geldik Morde'nin belki de en unique, benim bile tahmin edemediğim ultisine. Bekleme süresi yok. 140, 120, 100 saniye bekleme. Pardon. Kullanım bedeli yok. 140, 120, 100 saniye bekleme süresi var. Bu ileride bir Shen ultisi, Galio ultisi gibi 180'e yükseltilebilir. Duruma göre bakalım ne kadar oyunu broken edecek bu yetenek. Şimdi şöyle Mordekaiser gözüne kestirdiği bir hedefi 7 saniyeliğine birebir zorluyor ve temel özelliklerinin %10'unu rakipten çalıyor. Bu %10 daha doğrusu temel özellikler muhtemelen taban AD'si, sahip olduğu AD ya da AP olabilir. Bundan emin değilim. Hareket hızı olabilir. Muhtemelen hareket hızıdır. Armor'u, MR'ı, can yenilemesi, taban HP'si ya da mevcut olduğu HP. Bu core özellikler, core statlerden hiçbir şekilde bahsedilmemiş. O yüzden bunun üzerine düşünmek biraz yaş gibi geliyor şimdilik. İleride paylaşılacaktır diye tahmin ediyorum bunlar. Ayva çıkacaktır. Ve bu gözüne kestirdiği hedefi 7 saniye içerisinde bu birebir de ölüm arenası diyelim buna. Türkçesi belki ölüm arenası olur bilmiyorum. Bu ölüm arenasında rakibi öldürdükten sonra rakibinden çaldığı özellikler rakip yeniden doğana kadar üzerinde kalıyor. Yani siz bir team fight'a dahil olacaksınız. İşte takımdan uzak tutmak istediğiniz bir Sejuani var diyelim ya da bir Sylas var diyelim. Sylas'ın üzerinde de takım arkadaşınız Kenan'ın ultisi var. Siz Sylas'ı uzak tutmak istiyorsunuz en basiti. Ya da Katarina var. Basit düşün. Master Yi var. Master Yi takımdan uzak tutmak istiyorsunuz. Birebir zorluyorsunuz. Master Yi'nin işte taban saldırı hızını, taban hareket hızını, taban AD'sini, işte armor'unu, MR'ını falan sömürüyorsunuz %10'u kadar. Master Yi'yi kestiniz. Master Yi'yi öldürdünüz. Master Yi'nin 30 saniye doğumuna, respawn'una 30 saniye var. 30 saniye boyunca siz bu çaldığınız %10'luk core özellikleri üzerinizde taşıyabiliyorsunuz. Oldukça güçlü bir ultiye benziyor. Oldukça birebir de zorlanan hedefler üzerinde çok baskın olacaktır bu ulti. Yani bir Irelia gibi, bir Aatrox gibi ya da Urgot gibi birebir de kolay baş edilemeyen şampiyonlar üzerinde çok çelimsiz olacaktır bu ulti. Daha doğrusu bu şampiyonlar, birebir yapamayan şampiyonlar bu ulti içerisinde çok çelimsiz olacaktır. Bakalım profesyonel arenada neler olacak? Ben açıkçası profesyonel arenayı daha çok merak ediyorum solo queue'dan ziyade. Çünkü profesyonel arenada ulti kullanıldıktan sonra bir normal team fight'ı ekrana yansıtmaları gerekecek. Öte yandan da bu ölüm vadisinin 7 saniyesinin ekrana yansıtmaları gerekecek. Bakalım nasıl olacak prodüksiyon. Muhtemelen çok güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Profesyonel arenada bu ultinin kullanımının animasyonu gösterilişi. Morde değişiklikleri bu kadar. Tabii bu değişiklikler %100 oranında
Normal sunucular gelecek değil. Bu değişiklikler daha test ediliyor. Bu rework daha test ediliyor. Adı üstünde açık beta'da test ediliyor. Ve elbette feedback'lere göre E yeteneği nerflenecektir ya da W yeteneği bufflanacaktır veya ultisinin bekleme süresi yükseltilecektir. Bu önümüzdeki 2 hafta boyunca göreceğiz. Özel interaksiyonları varmış. YouTube'dan araştırarak izleyebilirsiniz. Kostüm güncellemeleri var. Dragon Knight, Mordekaiser. Şöyle bir şey benziyor biraz. Dedra vari böyle. Ondan sonra Infernal Mordekaiser oldukça güzel, hoşuma gitti. Ha, bunun zaten splash artı aynı, dokunulmamış Pentakill ile. Lord Mordekaiser oldukça güzel, yine heybetli. Zaten dikkat ederseniz bütün splash artlarında sahip olduğu görkem ve heybet göz önüne konulabiliyor. Yani normal hikayeye göre Malphite'da ve Sion'da kocaman aslında kolossus varlıklar bunlar. Fakat bu şampiyonların splash artlarına dikkat ederseniz bilhassa Malphite'ın öyle çok büyük bir şampiyon olmadığını, çok büyük cüsseli bir şampiyon olmadığını, normal bir belki bodybuilder vücut geliştiricisi boyutunda olduğunu anlayabilirsiniz zaten splash artlarında. Fakat Morden'in yenilenen, güncellenen splash artlarında bu özelliği çok güzel yansıtılmış. Ha, belki burada göz kırpıyordur normal insan boyutuna. King of Clubs Mordekaiser kostümünde. Kozmetiklerden bahsettik. Şimdi normal rotasyon olan şampiyon değişikliklerine geçiyoruz. Malphite var. Malphite'den zaten bahsetmiştim. Yukarı kart atacağım. Wukong yeniden eklenmiş. Yukarıda Sylas var. Döneceğim ona. Yuumi ve Sylas var yeni olarak. Sylas'a bakıyoruz. Pasifi ne olmuş? Hasarı değişmiş. %100 AD 5 artı 2,5 per level'dan %120 AD 9 artı 3 seviye başına ve 120 AP bufflanmış, AD olarak bufflanmış. Muhtemelen Sylas'ı jungle itmeye çalışıyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü %100 AD'den %120 AD'ye ya da hibrit bir Sylas bizi bekliyor ama sadece pasifi için, yani pasifinden alacağı %120'lik AD için Sylas'ın AP tarzını bozmaya inanın değmez. E yeteneği ne olmuş? Artık kendini rakibe tutturduğunuz o zincirler sonrasında kalkan ediyor. Yani artık kalkanı rakip üzerinde kullandığınızda zincirlerinizi aktive ediyor. Ve kalkanın özellikleri de yükseltilmiş. Taban 60, 90, 120, 150, 180'den 80, 120, 160, 200, 240'a yükseltilmiş. Son seviyede 60 birimlik bir artış var özellikle. Evvelden nasıldı? İki şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir ileri atılıyordunuz, kalkan alıyordunuz ve rakibin üzerinde kullandığınızda rakibi kendinize çekiyordunuz. Artık şöyle olacak muhtemelen. First cast, second cast diye bir kuramdan bahsetmemişler burada. İleri atıldınız, üzerinizde kalkan yok. Zinciri attınız rakibe, rakibi çektiğiniz işte komboyu tamamladınız, o zaman kalkan alacaksınız. Bu aslında daha iyi bir özellik çünkü ilk atılışta üzerinizde kalkan aldığınızda o kalkan daha doğrusu komboyu kullanamazsınız. Komboyu lendedemezsiniz. Kalkan kendini zaten belli bir süre sonra yok ediyor, sömürüyor. O yüzden komboyu tutturduktan sonra kalkana sahip olmanız kombat açısından iyi ama örneğin bir gank yiyorsunuz. Gank'ten kaçmak için alacağınız hasarı absorbe etmek adına ileri atıldığınızda direkt kalkan alma özelliği yok olması tabii gank safhası için biraz Sylas'ı kırılgan yapmış durumda. Tabii bu durumda bu yeni Resolve ağacından gelen kalkan özelliği de rakibe tutturduğunuz combo sonrası aktif olacaktır. Adını unuttum o ürünün. Yuumi.
Neymiş? Artık galiba Yuumi de görünmez olacak. Dost görünmez bir dost şampiyon üzerine gittiğinde artık sanırım Yuumi de görünmez olacakmış. Bug varmış üzerinde. Buglar tespit edilip düzeltilmiş. Artık Q'nun Mizzle özelliği gittiği yerde, yani hitbox'a uygun bir şekilde, hitbox'a uygun bir hale getirilmiş. Ve artık Yuumi W'sunu kullandığı Dost Champion'un etrafında bir halka görecekmiş. Siz buna yuvarlak çember dediğin ya da W'yu kullandıktan sonra elde ettiği bir görüş atmosferi diyelim biz buna. Muhtemelen W'yu kullanırken, daha doğrusu W'yu o ataçlanmış şekilde, ki menzilin içinde hangi elaylar var, hangisinin üzerine sıçrayabilir diye görebileceği bir menzil olmuş. O açıdan quality of life olarak düşünebilirsiniz bunu, çünkü hitbox indicator kullanmayan oyuncuların uzakta olan bir şampiyona sıçrayabilmesi için sürekli W'ya basması gerekiyor. Bu da tabi ekstra bir konsantre kaybına yol açıyor, özellikle olası bir combat tehlikesi varsa. Corruption Potion itemlarda. Corruption Potion ne olmuş? Verdiği can iyileştirmesi %100, 125'ten 100'e çekilmiş, indirilmiş. Ve Corruption hasarı da değiştirilmiş. Ne olmuş? 15-30'dan flat bir değer olarak 20'ye çekilmiş. Nerflenmiş item. Her iki özellik açısından hem taban iyileştirme özelliği nerflenmiş, hem de verdiği büyü hasarı, o işte corruption hasarı nerflenmiş. Bunun alternatifi mutlaka çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ya da bunun alternatifi olarak yeniden hangi ağaçtı o? Inspiration mıydı? Unuttum. Hani izotonik time warp ürünü kullandıktan sonra anında iyileşmenin işte %50'sini yapıyor. Sonra geriye kalan 6 saniye boyunca diğer %50'sini falan yapıyor. Onunla belki kompanse edilebilir. Şu an matematiğini yapamadığım için henüz net bir şey söyleyemiyorum. Evet, 9-12 yağ notları şimdilik böyle. Mordekaiser değişiklikleri var. Tabii daha bu değişiklikler elden geçirilecek. Bakalım ne tür değişiklikler alacak. 3 tane de yeni kostümümüz var. Kostüm dışında 2 tane şampiyon değişikliği var. Aslında 4 tane, Wukong'la Malphite'ı saymazsak, sadece Yuumi ve Sylas değişiklikleri var. Sylas yeniden bufflanmış. Bakalım bu buff normal profesyonel sahnede nelere yol açacak? Hala banlanma tehlikesi olacak mı, göreceğiz. Muhtemelen olacaktır. Ya da hangi durumlarda tercih edilecek, ya da ne tür stratejilere gebe kalacak bu Sylas buff'ları, bunu hep beraber göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.